küreği lazım olur. Evet arkadaşlar, burası evimizin kömürlük kısmı. Bayağı da uzunmuş yani böyle. Buradan ileri doğru. Ama hep örümcek ağları falan kaplamış. Burayı güzel bir temizleyip içerisine şöyle göstereyim, bayağı uzun. Şuradaki borun ne borusu bilmiyorum ama. Şurada bir taşlanmış çimento vardı, onu dağıttım oraya biraz. Onu toplarız, olmadı. Buraya direkt tavuklarımızı falan koyabiliriz yani. Çünkü gayet sıcak burası. Aynı ev gibi. Dışarıda da 2-3 tane yavru köpek var. Onlara mama verdim demin. Besledim biraz. Elektriğimiz geldi bu arada arkadaşlar. Elektriğimizi açtırdık. Burası tavuklarımız için gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hatta 2 tane değil de 6-7 tane, 10 tane de bakabiliriz tavuk burada. Gayet iyi olur. Aa, yavrular geziniyor orada. Yemek verdim ya onlara. Neyse. Evet arkadaşlar, elektriğimiz geldi. Odunlarımızı da aldık. Şimdilik 20 çuval aldım. Bayağı çok gözüktü gözüme yani. Bayağı bir gider kullanırız. Aynı yerden almayı düşünüyorum odunları. Çünkü fiyatı gayet uygun. 25 lira çuvalı. Günde de yani yarım çuval yakmış olsak. De tutuşturmalık odun ama normal oduna göre çok çok uygun. Çünkü normal odun tonu 2500 lira. Bunun bir çuvalı 25 lira. Ondan dolayı kalın da yani odunlar, öyle çok da ince odun da değil yani tutuşturmalık, ama baktım internetten mesela 5 kilosu bile 30-40 lira, dünya para yani. Bizimkisi 25 kilo çuvallarda, 25 kilo var yani rahat. Çünkü taşıdım, az önce arabadan indirdik. Şimdi bahçeden evin bir köşesine dizeceğim. Çünkü demin izlediğiniz görüntülerde, yani demin izlemiştiniz, kömürlüğü falan göstermiştim, kömürlüğü açtım. Kömürlüğümüzün içi bayağı bir geniş. Orada mesela tavuklarımızı besleyebiliriz. Hatta 2 tane değil de 8-10 tane bile bakma şansımız var. Gayet güzel olur yani. Tavuklarımızı en azından orada bakarız. Yer yapma gibi sorunumuz olmaz. Öyle yani. Tavuklarımıza ot falan vereceğimiz zaman mesela gidip ormandan falan veya doğadan bir yerden kopartıp otları o şekilde getirip verebiliriz. Veya pazara gideriz. Pazardan sebze artıklarını falan toplayıp veririz. Normalde yem de alırız, sıkıntı olmaz. 8-10 tane, 5 tane çok fazla koymaz yani bize. Ama fazla olursa da sıkıntı olur. En azından ne olur? Yumurtaya para vermeyiz. Yumurtasını yemiş oluruz. Hem de organik bir şekilde yem vereceğiz. Gerçi organik olmaz da. Neyse. Şimdi odunlarımızı taşıyalım. Evin bir köşesine dizeceğim odunları. Çünkü odunlar pis değil. Temiz yani. Çuvallarda olduğu için, çuvallara istiflenmiş odunlar. Evin bir köşesinde durursun, zararı olmaz. En azından kömürlüğe gir çık yapmayız. Yani sürekli odun almak için vesaire. Evin bir köşesinde durursun, zaten ev boş. Bir odasını kullanıyoruz. Diğer odalar kullanmıyor zaten. Diğer odalar boş. Mutfak kısmını da mecburen kullanacağız. Henüz sular açılmadı. Elektriğimizi açtırdık. Odunlarımız geldi ama suları açtırmadık henüz. Çünkü su saati yok. Su saatini çalmışlar. Bazı arkadaşlar yazmış. Neden bu kadar güvenlik önlemi almaya çalışıyorsun vesaire diye. Çünkü çalıyorlar arkadaşlar. Ne olursa mesela dışarıda su saatini bile çalmışlar. Düşünün yani. Her şeyi çalabilirler. Güvenlik önlemi önemli bizim için. Bakalım. Güvenlik için işte bir tane dışarıya bir köpek düşünüyorum. Şile çünkü evin içinde arkadaşlar. Şile'yi ben bir şey olur, başına bir şey gelir. Ondan dolayı Şile'yi bahçede bırakmayı düşünmüyorum. Evin içerisinde bahçeye tabii ki çıkıyor ama gezip dolaşmak için ben buradayken, ama genelde hep evin içinde takılacak. Bakın havlıyor zaten. Havlamasını bol bol duyarsınız biri geçtiği zaman yoldan vesaire, havlıyor. Bahçeye de bir tane daha köpek kurtarabiliriz sokaktan. Ama şu anda araştırma içerisindeyim. Böyle büyük, koruma içgüdüsü yüksek bir köpek bulmaya çalışıyorum. Hem de sokaktan kurtarmaya çalışıyorum yani. Sokaktan denk gelir elbet, görürüm yani. Kurtarırız, en azından bahçede güzel bir yuvası olur. Ona da kulübe yapmamız lazım. Kulübe için aslında ben şey düşünüyordum. Böyle atık kırık palet, tahta gibi şeyler bulabilirsem onlardan alırım. Hem kulübe yapmaya kullanırım hem de yakmak için kullanırız diye düşünüyordum ama mecbur bu şekilde parçalanmış oldu. Alabildim yani. Şeyi bulamadım bu şekilde. Ne oldu bizim? Ne oldu bizim ya? Evet arkadaşlar, şimdi odunlarımızı taşımaya geçelim. Kesinlikle şöyle bir istif edelim odunlarımızı. Evet arkadaşlar, şu köşe kısma istif edeceğim odunlarımızı. Zaten 20 çuval. Hadi hep birlikte istif edelim. Şila. Hadi be kızım, gel. Hadi.
Bu arada arkadaşlar, odun değil bildiğiniz çıra yani. Şöyle kalın kalın bir de. Kömür küreği lazım olur. Gökyüzünde yalnız gidin. Normal odun alırsam mecburen şeye koymam lazım. Kömürlüğe koymam lazım. Bunlar temiz, ondan dolayı pek bir sıkıntı yok. Burada direkt kovaya doldurup sobamızın yanına taşıyabiliriz. Kaç tane oldu? 5, 8. Şöyle odundan işte arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde istifledim. Yaklaşık burada 18 çuval odun var. Ne kadar gider hiç bilmiyorum. 2 çuval dışarıda, 20 çuval aldım normalde. 2 çuvalı da tutuşturmalık yapacağım, kıracağım güzel bir şekilde. Ondan sonra onları tekrardan çuvalla dolduracağım tutuşturmalık bir şekilde. Yani ince bir şekilde olacak. Onları koyduğum zaman rahat bir şekilde tutuşturabileceğim. Zaten çıramız var da. İnce olsun yani. Bunlar biraz daha, bir tık daha kalın. Şöyle göstereyim. Şöyle kalın. İncelteceğiz bunları şöyle. Zaten bunlar normal tutuşturmalık ama kalın bir şekilde yani. Şöyle göstereyim. Şöyle ortalardan kırılması lazım. Hadi gidelim biraz odun kıralım. Thank you.
Gel buraya, tellere takıldın. Evet arkadaşlar, bütün çuvalları taşıdım. 19 çuval. Şunlar var, bir tane de komple tutuşturmalık yaptım. Yani incelttim. Şu şekilde, diğerleri bu şekilde kalın, daha kalın olanlar da var içinde. Şöyle. Gördüğünüz gibi bayağı kalın olanlar da var. Böyle. Bakalım bir yakacağız. Nasıl, ne kadar gidiyor? Bir çuvalı ne kadar sürede bitiriyoruz? Ona göre bir çuvalı 25 lira arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Boruları da bu şekilde yaptım. Bir tane daha uzun boru aldım. Bir eğim vardı. Kısa boruyu falan bu taraflara taktım. Şöyle göstereyim. Sobamız burada. Uzun boruyu oraya taktım. Şu ısı şeylerinden, ısı keslerden şu perdenin olduğu kısma, yani borunun geldiği kısma vidalayacağım veya bir şey yapacağım, yani bir şekil o perdeyi yakmaması için. O şekilde böyle herhalde bir sıkıntı olmaz, çeker diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla dirsek de koymadım. En azından soba biraz daha ortaya gelmiş oldu. Bir dirseğimiz orada, bir dirseğimiz burada. Bence tütmez diye düşünüyorum. Başka türlü olmuyor çünkü bu şekilde. Hadi görüşürüz arkadaşlar bir sonraki videoda. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Artık böyle videolarda biraz daha yaptığım işleri vesaire çekeceğim. Kendimi çok fazla çekmeyeceğim. Kendimi de çekeceğim tabii ama çok fazla değil. Daha çok yapmış olduğum işleri. Bahçeye falan da geçeceğiz. Tavuklarımız gelecek. Ama tavuklar aldığımız zaman bahçeye bir şey ekemeyiz. Ektiğimiz yerleri kapatmamız lazım. Kapatsak da üstünden atlar. Bilmiyorum, bakarız ya. Belki bir şey ekmeyiz. Sadece tavukların gezinmesi için, köpeğin gezinmesi için vesaire yapabiliriz. Zaten şu anda şu dönem bir şey ekmek için uygun bir dönem değil. Sadece soğan falan ekilir. Onun dışında başka bir şey ekemeyiz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.